İlk olarak Batı Asya'da görülen doğal bir antibiyotik olan dut, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir meyvedir. Türkiye'de bulunan yaklaşık 2 milyon dut ağacından yılda 80 bin ton meyve elde edilir. Çok eski zamanlardan beri bir şifa kaynağı olarak kullanılan bu meyve, toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayarak sofralarımıza gelmektedir. Yıl boyunca tüketilebilmesi için yapılan kurutma işlemi sonucunda her mevsimde rahatlıkla kullanılabilir. Zengin içerik havuzuyla rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan dut kurusu birçok metabolik probleme iyi gelmektedir. Dut kurusu tüketiminin faydaları nelerdir? Ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir avuç dut kurusu tüketiminin faydaları nelerdir? Kurutulmuş dut yüksek oranda hem çözünür hem de çözünmez liflere sahiptir. Bulundurduğu çözünür lifler bir probiyotik görevi görür ve bağırsak dokusu için oldukça önemli olan faydalı bakterilerin büyümesini uyarır. Çözünmeyen lifler ise sindirim kanalına vücut içerisinden su çekerek diğer besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Yarım avuç dut kurusu günlük diyet lifi ihtiyacının %15'ini karşılamaktadır. Özellikle sap kısmına yakın bölgelerde bulunan pektin maddesi bağırsakların çalışma fonksiyonlarını düzeltir ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlev görebilmesine yardımcı olur. Ayrıca içerisindeki probiyotikler sindirim sağlığını geliştirerek uzun dönemde şişkinlik sorunlarına iyi gelir ve bağırsakta bulunan zararlı toksin ve bakterileri sindirim yolu ile dışarıya atar. Bununla birlikte dut kurusu bulundurduğu bileşikler ile mide asidi için olumlu etkiler göstermektedir. Mide ülseri ve gastrit gibi mide asidi dengesizliklerinden oluşan problemlerin önüne geçer. Ayrıca dut kurusundaki yüksek demir vücudun önemli dokulara ve organ sistemine kaliteli bir şekilde oksijen sağlamasına yardımcı olur. Organ sistemlerinin optimize edilmesinde etkili olan kırmızı kan hücresinin üretimini önemli ölçüde arttırır. Bu da anemi riskini düşürür. Baş ağrısı, kronik yorgunluk gibi kansızlık belirtilerini tedavi eder. Vücutta kan yapıcı etkileri bulunan dut kurusu aynı zamanda dolaşım kalitesini de arttırmaktadır. İçerisindeki resveratrol sayesinde kan damarlarındaki faaliyetleri doğrudan etkiler. Resveratrol, kan damarlarındaki daralmayı önleyen nitrit oksit salınımını arttırarak kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur. Ayrıca dutta bulunan pektin sadece bağırsak hareketlerini iyileştirmez. Aynı zamanda sağlıklı kolesterol ve şeker düzeyinin elde edilmesine dolaylı yoldan yardımcı olur. Antioksidanlar bakımından zengin içeriği ile damarlara zarar veren serbest radikallerle savaşan dut kurusu, kalp ve damar hastalıklarının riskini azaltır. Tabii ki de burada kullanım zamanı ve miktarı oldukça önemlidir. Hastalıklara karşı bir avuç dut kurusu. Bu meyve bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bir antioksidandır ve bakteri öldürücü olarak kabul edilir. Antibakteriyel özellikleri ile çok önemli bir antioksidan, vitamin ve mineral deposudur. İçerisindeki yüksek miktardaki koruyucu ve güçlendirici antioksidanlar bağışıklık sistemini aktive ederek vücudun bakteri temelli hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olur. Özellikle sap kısmında bulunan fenolik bileşikler ve C vitamini yüksek ateşteki dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur. Bununla birlikte C vitamini vücudun bağışıklık sistemini koruyan antikorların oluşmasına yardımcı olan beyaz kan hücresi üretimini uyarır. Bu da virüslere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Bu sayede bedeni zararlı bileşenlerden korur ve aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlar. Uzun dönemde belirli hastalık süreçlerinde bizim yanımızda olur. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için bir avuç dut kurusu. Dutlar güçlü kemik dokularını korumak ve inşa etmek için önemli olan besin maddelerinin çok iyi bir kombinasyonudur. K vitamini, kalsiyum ve demir açısından oldukça zengindir. Bu besinler kemiklerin yıkım belirtilerini tersine çevirmeye ve artrit gibi bozuklukların önlenmesine yardımcı olmaktadır. Yarım kase dut kurusu yaklaşık 100 mg kalsiyum içerir ve bu da günlük önerilen tüketim miktarının %15'ini karşılar. Süt tüketemeyen insanlara günde bir avuç incir kurusu
kurusu veya dut kurusu tüketmeleri tavsiye edilir. Ayrıca her ikisi de kemik sağlığını korumak ve güçlendirmek için gerekli olan bakır ve fosfor içeriğine sahiptir. Bu bileşikler vücuttaki kalsiyum kullanım faaliyetlerini arttırır. İçerisindeki magnezyum ve potasyum kas kasılmalarını oluşturur, kas dokularının gerginliğini azaltır ve kas ağrılarını önlemek için mücadele eder. Aynı zamanda kemik dokusu için oldukça önemli olan bağ dokusunu kuvvetlendirir. Güçlü bir bağ dokusu kaslara ve kemiklere binen yükü hafifleterek tüm beden sağlığımızı geliştirir. Bununla birlikte içerisindeki yüksek potasyum fiziksel efor esnasında kas kasılmalarını düzenlemektedir. Bu yetenekleri dut kurusunu sporcular için çok önemli bir besin haline getirir. Uzun dönemde kas, eklem ve kemik dokusunun sağlıklı tutulmasına yardımcı olur. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir avuç dut kurusu. Araştırmalar dut kurusunun bilişsel fonksiyonları koruduğu ve beyin faaliyetlerini arttırdığını kanıtlamıştır. Antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikalleri vücuttan atan ve bu sayede kan dolaşım seviyesini arttıran dut, beyine giden kan akış kalitesini yükseltir. Bununla birlikte serotonin ve melatonin üretiminden sorumlu olan B6 vitaminini içerisinde bol miktarda bulundurur. Serotonin ruh halini yükseltir ve zihinsel stresi azaltır. Özellikle kaygı anında salgılanan kortizol hormonunun salınımını azaltarak tüm sinir sistemimizi korur. İçerisindeki B vitamin türevleri, beyin sinyallerinin verimliliğini arttıran, sinir dokularının düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan, miyelinin oluşması için gerekli vitaminlerdir. Tüm bunların yanında fenolik bileşikler ile beyin hücrelerinde oluşan hasarların tedavisi için çalışır. Bu neden ile sağlıklı beyin fonksiyonları için çok önemli sorumluluklar alır. Aynı zamanda lif içeriği yüksek besinler kilo kontrolüne yardımcı olur. Dut kurusu diyet lifi açısından oldukça zengindir. Bir kase dut kurusu ortalama 12 gram diyet lifi içerir. Bu oran günlük ihtiyaç duyulan diyet lifinin %10'unu karşılamaktadır. Aynı zamanda dut kurusu şeker ihtiyacının en sağlıklı yollardan karşılanması anlamına gelir. Ayrıca beslenmenize dut kurusu eklemek sağlıklı yağlar üreten bağırsak bakterilerinin gelişimine de yardımcı olmaktadır. İçerisindeki bağırsakta fermente olmayan çözünür lifler tokluk süresini uzatarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Bulundurduğu C vitamini vücuttaki yağ hücrelerinin enerji metabolizmasında daha rahat kullanılmasını teşvik eder ve miktarı doğru ayarlandığında kilo kontrolüne yardımcı olur. Öte yandan dutlar, antioksidanlar ve bitki bileşikleri açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda kanserli hücrelere karşı korunmaya yardımcı olan antosiyaninleri içerisinde bol miktarda bulundurur. Bu bileşikler zararlı hücrelerin büyümesini ve yayılımını durdurur. İçerisindeki bileşikler sayesinde vücutta bulunan toksin maddelerin hızlı bir şekilde dışarıya atılmasına yardımcı olur. Ayrıca antikanser özelliklere sahip olan resveratrol maddesi içerisinde bol miktarda bulunur. Bu madde kanserli hücreleri izole ederek başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünün oluşum riskini düşürerek toplam vücut sağlığımızı geliştirir. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için dut kurusu bulundurduğu bileşenler ve antioksidanlar ile cilt kalitesi için oldukça yararlı olan dut, barındırmış olduğu antosiyaninler ile deri sağlığını olumlu yönde etkiler. Serbest radikallerin deri üzerinde oluşturduğu hasarların azaltılmasına yardımcı olur. Böylece cildi koruyucu özelliklere sahip kan dolaşım seviyelerini yükselten dut, cildin en üst katmanında bulunan ölü deri dokusunun daha çabuk yenilenmesini sağlamaktadır. İçerisindeki C vitamini vücuttaki kolajen üretimini arttırmaktadır. Bu da uzun dönemde sağlıksız beslenme, UV ışınları ve kötü hava koşullarının oluşturduğu negatif etkilerden cilt dokusunu korumaktadır. Ayrıca dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile kansızlığa iyi gelen dut, vücuttaki demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerini engeller. Her bir saç telinin daha kolay beslenmesine olanak verir. Uzun vadede tüm saç dokusunu güçlendirir. Bununla kalmayan dut, saçlardaki melanin üretimini artırmaktadır. Melanin maddesi saçların doğal rengini korur ve bu maddenin salgılanması erken grileşmeden muzdarip olan insanlar için özellikle önemlidir. Dolaşım sağlığına yaptığı katkılar ile saçlardaki oksijenin aktarılmasını sağlayan kırık saçları güçlendirir ve tüm saç tellerinin kalitesini artırır. Bununla birlikte
Dut kurusunun içerisinde vücudumuz için oldukça önemli olan folat bulunur. Folat, vücutta yeni hücrelerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Kan yapıcı hücrelerin sayısını arttırarak doku ve organlara daha rahat ve kolay bir şekilde oksijen taşınmasını sağlar. Öte yandan serbest radikallere karşı koruma sağlayan dut, göz dokusundaki A vitamininin işleyiş fonksiyonlarını yükseltir. Bu da uzun dönemde retina dejenerasyonu gibi problemlere engel olur. Peki bu kadar faydalı olan bir meyvenin herhangi bir yan etkisi var mı? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Sağlıklı koşullar ile büyüyen ve kurutulan dut bilinçli bir şekilde tüketilirse bizi çok daha sağlıklı bir hale getirir. Ancak aşırı ve fazla kullanımında belirli kişiler için sorunlar oluşturabilir. Öncelikle sindirim sistemi kalitesini arttıran dut çok fazla tüketildiğinde belirli sindirim sorunları yaşatabilir. Yüksek lif içeriği ile bağırsak faaliyetlerini geliştirmektedir. Ancak fazla tüketildiğinde sindirim yolunu gereğinden fazla meşgul eder. Bu da bağırsaklar için negatif durumlar oluşturabilir. Bununla birlikte şeker hastaları dut kurusu tüketirken dikkatli olmalıdır. Duttan bağımsız olarak şeker hastaları kuru meyveleri değil yaş meyveleri tercih etmelidir. Çünkü kurutulan meyve su oranını kaybeder. Ancak şeker oranı aynı kalır. Bu da yaş meyvelerden hacimsel olarak daha fazla şeker içerdikleri anlamına gelir. Öte yandan ne kadar faydalı olsa da dut kurusu kontrolsüz tüketildiğinde kilo aldıran bir besin haline gelebilir. Bir avuçluk dut kurusu yaklaşık 60 kaloridir. Diğer atıştırmalıklar ile karşılaştırıldığında bu oran pek de yüksek olmasa da çerez gibi tüketildiğinde kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Bu neden ile ara öğünlerde sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketmek en mantıklı tercih olacaktır. Ayrıca dut yaprakları ve özü belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. Eğer düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise beslenme programınıza kuru meyveleri eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki dut kurusu ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar haftanın 2-3 günü günde 1 veya yarım avuç dut kurusu tüketimini ideal olarak görmektedir. Özellikle market raflarında koruyucu ve rafine şeker içeren ürünler yerine toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp sofralarımıza gelen meyve ve sebzeleri tüketmek sağlık seviyenizi uzun dönemde yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza dut kurusunu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.